Bu projeyi canlı gönülden destekliyoruz ve sadece bizlerin desteklemesi önemli değil, önemli olan herkesin desteklemesi. 7'den 70'e herkesin projeye destek vermesini diliyoruz. Neden? Çünkü dışarıda görüyoruz çocuklar son derece soğuk havalarda, zor şartlar altında yaşam mücadelesi veriyorlar. Bu nedenle ayakkabı olsun, bot olsun, Mont olsun, şapka olsun, her şeye çocukların ihtiyacı var ve desteklerini esirgememelerini rica ediyoruz. Ee, mesela daha çok böyle çocukları ben Konakta ve Asancakta görüyorum. Mesela bazıları e, çalışıyor ve ayaklarının dini hiçbir şey yok ya da üstlerinde kıyafet yok ve e, yine de buna rağmen çalışıyorlar ve ben de e, yani ben de aklıma böyle bir proje geldi onları yardım etmek için ve çocuk da kampanyasını başlattım. Çocuk dostlar diye bir e, meclis var. Bu mecliste görüştüm. Orada da bana yardımcı oldular ve yaymak için bana yardım ettiler. Ve sonra da yer olarak da Bademler Doğal Yaşam Köyü'nü seçtim. Çocuk dost Dostorg'un sosyal medya sitesinden de faydalandık. Orada da paylaşım yapınca oradan da insanlar buradan haber, haberdar oldular. Ve çevrede de afişler astık. Bu afişlerden de insanlar öğrendi. Ee, ve bu sayede de afişlerden sonra da insanlar Bademler Doğal Yaşam Köyü'ne e, eşyaları bırakmaya başladı. Ailem duyunca e, onlar da mesela annem ve babam üniversitede çalışıyor. Onlar da e, öğretmenleri ve öğrencilerine yaydı. E, öğren, bazı öğrencilerinden de var bu arkadaki eşyalardan. E, sonra arkadaşlarım da kendi verileriyle paylaştı. Ve kendi arkadaşlarıyla paylaşınca da e, daha fazla ürün almaya başladık. Bu projede de yapmamda bir adım olan da var. YGA'da donanımın yanında vicdan sahibi olmayı da öğrettiler. Bu ben de vicdan sahibi olan herkesi bu kampanyaya davet ediyorum. Ben vicdan sahibi olan herkesi bu kampanyaya bekliyorum. Her şey paylaştıkça güzel. Çocuklara destek olalım. Çocuklar üşümesin.